Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılışından önceki günlere rastlayan karışıklık, hem Ankara'nın hem Mustafa Kemal'in kaderi üstünde etkiler yapabilecek kaygılı günler yarattı. Mustafa Kemal ve arkadaşlarına çok sıkıntılı ağır günler yaşatan ve yaklaşık bir ay süren bu buhranlı döneme aktaracağım. Sonradan her biri Kurtuluş Savaşı tarihine geçen büyük başarılara imza atan komutanların Kuvayi Milliye saflarına nasıl geçtiklerini dinlerken bazı olayların o günkü zor koşullarda ancak fıkra tadında geliştiğini göreceksiniz. Az sonra anlatacaklarıma tebessüm edeceksiniz. Videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Abonelikler ve beğeniler bizim için çok değerli. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. İlgiyle izleyeceğiniz bir videoya başlıyoruz. Milli mücadelenin gelişimine ilişkin önemli olayları adım adım ele aldığımızda, hiç de bugünden geriye baktığımızda gördüğümüz gibi tereyağdan kıl çekiyormuşçasına kolaylıkla gelişmediğini, Mustafa Kemal Paşa tarafından adeta ilmik ilmik örülerek sabırla, azimle ve akılla başarıya ulaşılabildiğini görüyoruz. 1920 Nisan ayı, Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılışı için hazırlıklar devam etmektedir. İleride çok yakın arkadaşları ve milli mücadelenin muzaffer kumandanları olacak şahsiyetler henüz Mustafa Kemal Paşa ile beraber değildirler. Henüz davaya kazanılmamışlardı. Ya uzakta, mesela İstanbul'da, şüpheler tereddütler içinde bocalamakta ya da Anadolu'da askerin başında, ancak önlerinde çatallaşan yollardan hangisini seçeceklerinde kararsızdılar. Bazıları da Mustafa Kemal hareketine düpedüz karşıydılar. Bu arada Ali Fuat Cebesoy ve Kazım Karabekir'in anılarında yer verdikleri gibi o devrede İstanbul'da bulunan Fevzi Çakmak Paşa'nın Anadolu'da başlayan milli mücadeleye, Ankara'ya ve hele Mustafa Kemal Paşa'ya karşı açık cephe alışı bunlardan biridir. Fevzi Çakmak milli harekete katıldıktan sonra büyük yararlılıklar göstermiş çok önemli bir şahsiyettir. Fakat Fevzi Paşa'nın milli mücadeleye katılışı biraz geç olmuş. Fevzi Paşa İstanbul'u İngilizlerin işgal ettikleri gün makamında fena muamelelere maruz kalmasaydı Anadolu'ya karşı tutum ve direnişleri belki de devam edecekti. Bu konudaki videomuzun linkini sağ üst köşede göreceksin. Fevzi Paşa'nın İstanbul'un işgalinden önceki günlerde ve işgal sıralarında Harbiye Nazırı olarak Kuvayi Milliye Hareketi'ne karşı yayınladığı emirleri, o sırada Ankara'da zor şartlar içinde bulunan Mustafa Kemal için tehlikeli ihtimallere yol açmıştı. İstanbul hükümetinin Harbiye Nazırı Fevzi Paşa, o günlerde Bandırma'da 14. Kolordu Kumandanı Yusuf İzzet Paşa ile Konya'da 12. Kolordu Kumandanı Fahrettin Altay, Bursa'da 56. Tümen Kumandanı ve bir Kuvayi Milliyeci olan Bekir Sami Beylere Ankara'ya karşı bir cephe oluşturulması emrini vermişti. Fevzi Paşa'nın Harbiye Nazırı olarak 19 Mart 1920'de Anadolu'daki kumandanlara ulaşan emrinin talihsizliği, bu emrin İstanbul'dan Bandırma'ya Ali Fuat Paşa'nın da anılarında kaydettiği üzere bir İngiliz torpidosuyla ulaştırılmış olmasıydı. Emrin son cümlesi çok keskindi. İstanbul'un işgalinin mütareke şartlarına aykırı olmadığı, Anadolu'da bazı sergerdelerin hareketlerinin Osmanlılığın çıkarlarına aykırı olduğu ve Anadolu'da padişah tarafından tayin edilmiş en kıdemli kumandan olan Yusuf İzzet Paşa'nın Harbiye Nazırı namına bu emri bütün kıtaata tebliğ etmesini ve bütün ordunun İstanbul hükümetini tanımasını teminini rica ediyordu. Bu emir çok tehlikeliydi. Mustafa Kemal artık asker olmadığına göre Anadolu'daki en kıdemli generalin, yani padişah iradesiyle tayin olunmuş Yusuf İzzet Paşa'nın emri altında toplanma talimatı asker üzerinde etkili olabilirdi. Mustafa Kemal ve Anadolu hareketi havada kalıp tüm etkinliğini yitirebilirdi. İstanbul'un emri ordu disiplinine ve askeri geleneğe de uygundu. Nitekim sonra İstiklal Harbi'nin kahraman şahsiyetlerinden biri olan Fahrettin Altay, o günlerde Konya'da aynı gerekçeyi ileri sürerek Balıkesir'de Yusuf İzzet Paşa'ya itaatini bildirdi. Fakat Mustafa Kemal ve milli mücadeleyi yürüten ekibin bir şansı olarak
bu tehlikeli emri yayınlayan Harbiye Nazırı Fevzi Paşa'nın kısa bir zaman sonra ve hiç de beklenmeyen bir anda milli mücadele saflarına katılmasıyla bu tehlike ucuz atlatıldı. İstanbul'un bu kaybı padişahın ağır, yıldırıcı yenilgilerinden biri oldu. Hiç vakit kaybedilmeden Fevzi Paşa hakkında da idam cezası verildi. Şevket Süreyya Aydemir'in "Kumandanlar Buhranı" diye nitelediği o dönemki olayları özetleyelim. İstanbul'da Harbiye Nazırı Fevzi Paşa'dan gelen emir, Bursa'da tümen kumandanı Bekir Sami Bey tarafından fiilen reddedildi. Ayrıca bu emri kendisine tebliğ eden ve o sırada Bandırma'da bulunan 14. Kolordu kumandanı Yusuf İzzet Paşa'ya icap ediyorsa Ankara'da temsil heyetiyle temas ederek meselenin hal ve tanzim edilebileceğine arz ederim şeklinde cevap vermekle kendisinin temsil heyetine fiilen bağlılığını da bildirmiş oldu. Aynı zamanda bu tümenin yaveri Selahattin Bey alınan bu emri ve aydınlatıcı bilgileri bir şifreyle hem Ankara'da Mustafa Kemal hem Lefke'de Ali Fuat Paşalara ulaştırdı. Ali Fuat Paşa o günü şöyle anlatıyor. 21 Mart'ta Mustafa Kemal Paşa ile vaziyeti gözden geçirdik. Yusuf İzzet Paşa ile Fahrettin Bey saflarımızda yerlerini aldıkları takdirde Anadolu'da Harbiye Nazırı Fevzi Paşa'nın emirlerini uygulayacak bir kumandan kalmayacaktı. Önce Fahrettin Bey'in etraflı bir yazıyla aydınlatılması yoluna gidildi. Fakat durum daha süratli ve kesin hareketler gerektiriyordu. Videonun bu bölümünü kesinlikle izlemelisiniz. Onca güçlüğün içerisinde kimi sorunların nasıl basit çözümlerle aşıldığına şaşıracaksınız. Konya'da Fahrettin Bey işinin yola konulması o sırada Denizli'de bulunan Albay Refet Bele'ye bırakıldı. Refet Bey pratik zekalı bir insandı. Çok süratli davrandı. Çünkü bazı tümen kumandanları da Fahrettin Bey etrafında birleşmek eğilimini gösteriyorlardı. Bir an önce engellenmesi gereken bir durum vardı. 26 Mart 1920'de Konya hakkında Refet Bey'den can sıkıcı bir haber daha geldi. Fahrettin Bey'in karargahının bulunduğu Konya'da ahali Ankara'daki Millet Meclisi'ne vekillerini göndermeme eğilimindeydi. Durum çok karışıktı. Ayrıca Konya'da bulunan Fahrettin Bey'in Sivas'ta bulunan 3. Kolordu Kumandanı Selahattin Bey ile yaptığı telgraf yazışması Kayseri'den Ankara'ya bildirilmişti. Fahrettin Bey, makamı hilafet ve harbiye nezaretiyle haberleşemediğinden Anadolu'daki en kıdemli kumandan olan 14. Kolordu Kumandanı Çerkez Yusuf İzzet Paşa'nın emrine girdiğini yazıyordu. Fahrettin Bey'in Ankara'ya yakınlığı yoktu. Selahattin Bey'in bu konudaki yol göstermelerini dikkate alma eğilimi de göstermiyordu. Refet Bele, 3-4 Nisan gecesi başardığı bir oldu bittiyle krizi kökünden çözmeyi başarmıştır. O gece Konya civarında Sarayönü istasyonuna mahiyetinde bir Kuvayi Milliye müfrezesiyle varan Refet Bey, Konya'da Fahrettin Bey ile haberleşerek kendisiyle Konya valisi ve Konya ileri gelenlerinin karşılıklı konuşmak üzere trenle Sarayönü'ne gelmelerini rica etmiş, bu ricasını kabul ettirmeyi başarmıştır. Bunun üzerine Konya valisi Suphi Bey ile Kolordu kumandanı Fahrettin Bey ve 15 kadar Konya ileri geleni trenle Sarayönü'ne gelmişlerdir. Orada iyi karşılanan heyet bir vagonda müzakereye otururken tren Albay Refet Bey'in emriyle harekete geçirilmiş, vagondaki misafirler ertesi gün kendilerini Ankara'da bulmuştur. Bu zoraki seyahat sonunda iyi bir netice verdi. Fahrettin Bey'in yerine İsmet Bey Kolordu kumandanı tayin olundu ve vali bir müddet için görevinden çekildi. Mustafa Kemal bu heyetle Ankara'da görüştü. Etkili konuşmalarda bulundu. Gönüllerini kazandı. Konya'dan getirilenler memleketin durumuna ilişkin iyice aydınlatıldılar. Karşılıklı görüş birliğine varıldı. Hele 1922 Ağustos'undaki büyük taarruzda Süvari Kolordusu kumandanı olarak büyük başarı kazanan Fahrettin Altay, milli cephede sonuna kadar nice sorumluluklar yükleneceği şerefli yerini aldı. Fahrettin Bey ve arkadaşları yine Konya'ya döndüler, işlerinin başına geçtiler. Yusuf İzzet Paşa'ya gelince, onun da başına benzer bir hal geldi. O sırada Bursa'da bulunan Kolordu kumandanı Yusuf İzzet Paşa, tümen komutanı Bekir Sami Bey'in bilgisi dahilinde ve tümen yaveri Selahattin Bey'in tertibiyle askeri saygı gösterilerek bir arabaya bindirilmiş ve yine saygılı bir muhafaza altında Ankara'ya gönderilmiştir. Çerkez Yusuf İzzet Paşa da Ankara'da Konya heyeti gibi anlayışla karşılandı.
kendisine vaziyet izah edildi. O da bu şartlar karşısında milli mücadeleye katılmaktan başka çare bulunmadığını gördü ve o günden sonra bu safta çok önemli vazifeler aldı. İşte yaklaşık 4 hafta kadar süren kumandanlar buhranı böyle aşıldı. Tümgeneral Yusuf İzzet Met, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşımız sırasında söylediği en unutulmaz sözlerden birinin de muhatabı olmuştur. Mustafa Kemal Paşa, Alagöz köyündeki karargahında savunma taktiği ile ilgili olarak ünlü "Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır." sözünü Sakarya Meydan Muharebesi sırasında Yusuf İzzet Paşa'ya söylemiştir. Ne var ki hayatı savaşlarda geçen tüm General Yusuf İzzet Met'in ömrü büyük taarruz ve zaferi görmeye yetmedi. Nisan 1922'de 46 yaşındayken vefat etti ve Ankara'da askeri törenle toprağa verildi. Milli mücadelenin çeşitli evrelerini ele alacağımız video serimiz devam edecek. Kanalımıza abone olmayı, içerikleri beğenip paylaşmayı ihmal etmeyiniz.